uzman isim açıkladı. Yeni torba yasası ile emeklilikte heyecan veren gelişmeler. SGK uzmanı İsa Karakaş, meclise sunulan yeni torba yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş özellikle iki gruba müjde verdi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mecliste görüşülmeye başlanan yeni torba yasa ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 48 maddelik yeni düzenleme paketi, özellikle doğum borçlanması bekleyen kadınlar ve GSS prim borçluları için umut vaat ediyor. Torba yasada kapsam genişliyor. Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, Dahiliye Memurları Kanunu ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören yeni torba yasa teklifi hükümet tarafından meclise sunuldu. Düzenleme öncelikli olarak emniyet teşkilatı, askerler, AFAD personeli ve as subayları kapsıyor. Karakaş, torba yasanın henüz detaylı inceleme aşamasında olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde memurlar ve diğer çalışanlarla ilgili düzenlemelerin de gündeme geleceğini belirtti. Emeklilik ve sağlık sigortasında yeni dönem Özellikle ev kadınlarının uzun süredir beklediği doğum borçlanması konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan kanun teklifi, Yasalaşma olasılığı en yüksek düzenlemelerden biri olarak değerlendiriliyor. GSS prim borçluları için de umut verici açıklamalarda bulunan Karakaş, 2025 yılında kapsamlı bir SGK yapılandırması gelebileceğini, bu nedenle borçluların panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Mecliste ayrıca memur ve işçi emekliliğinde kademe düzenlemesi, staj ve çıraklık mağduriyetlerinin giderilmesi, asker, polis ve kamu görevlilerinin borçlanma sorunları ile Bağkur eşitleme ve tescil ihya konularında da çalışmalar sürdürülüyor. Bu süreçte özellikle esnafların Bağkur eşitleme sorununa öncelik verileceği belirtiliyor.